gençlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kesiyorum. Kestim. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim benim, hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Başka? Bir de bakmışsınız, Tekirdağ Yer Odası'nda spor kulübü temsil ediyor. Ya sarı siyah bizim ilimizin milli rengi. Hepimiz gurur duyuyoruz biz sarı siyahdan. Bir şikayet olan var mı? Başkan farklı ya, sahip çıktı. Tabii. Sahip çıkmak da geç kaldı bence. Bence de sahip çıkmalı, evet. Tamam, herkes sahip çıkmalı. Tekirdağ Spor sahipsiz. Kan alıyor. Nokta. Evet. Evet. Kan alıyor Tekirdağ Spor. Burada sarı siyah renkler. Tekirdağ Spor'a ne yapmak lazım? Aslında iyi bir yönetimle. İyi bir şey olacağına inanıyorum. Yani bunu bazı iyiler başardı. İşte ikinci ligden, üçüncü ligden şu an Süper Lig'de futbol oynayan illerimiz var. Yapılabilir bence. Tabii hepimizin de sahip çıkması lazım. Sadece bir kişinin sahip çıkmasıyla olmaz bu iş. Ama güzel bir yönetim lazım. Şimdi futbolda biliyorsunuz hani bazı şeyler bizim bildiğimiz gibi değil. Çok değişik olaylar oluyor. Şu organizasyonu güzel kurabilirsek Tekirdağ Spor'u bir yere getireceğimize inanıyorum ben. Başkanım, kulüple ilgili hayırlı olsun. Ya bu adam çok iyi. Ne söylüyorsunuz? Biz şöyle düşündük, önce profesyonelleşmeyi düşündük kulüp olarak. Yani şu an Tekirdağ Spor'u üzülerek izliyoruz şu anki durumunu. Ne kadar Tekirdağ Spor'un taraftarı da olsa. Bizler kurumsallaşmanın önce önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ilk adımı attık. Güçlü bir yönetim oluşturduk. Hedeflerimiz var. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etme, gençlere örnek olma konusunda. İnşallah nasip olursa hem biz iyi bir seviyede olmak istiyoruz hem de ilimizin takımı Tekirdağ Spor'u da iyi bir şekilde görmek istiyoruz. Bu konuda eski Tekirdağ Spor'un da hocamız, Hasan hocamızın da büyük destekleri oluyor bize, tecrübelerini. Siz de geçin böyle. Paylaşıyor. Buyurun Hasan Hocam. Hasan Bey eski hocalarımızdan mı? Evet. Genç, başarıyı aş bir hoca ile işe başladınız. Evet. Özay Hoca'yla birlikte anlaştık. Özay Hoca'nın hem futbol tecrübesi hem de başarıya aşık olması nedeniyle kulüplerimizin hedefinde başarılı olmasında büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Evet. Hocam tecrübelisiniz. Tecrübenizde bir amatör kulüpte, yeni kuran kulüpte. Valla ben Tekirdağ Spor'da hocalık yaptığım için, ben şimdi işin içinde olduğum için ben sadece şunu söyleyeceğim. Tekirdağ Spor bir kulübe eğer başarıyı yakalamak istiyorsa ilk önce tesisi düzgün olacak. İkincisi ekonomik yapısı iyi olacak. Tekirdağlıyım ben. Ben Tekirdağ'dan 13 yaşında ayrıldım. Buranın çocuğuyum. Ama şunu görüyorum ki Tekirdağ eğer tesisleşme konusunda herhangi bir şey yapmazsa altyapısıyla komple, çünkü bunun canlı örnekleri var. Altınordu takımı, Altay takımı, bunlar eğer ki futbolcuyu aldığınız zaman, ileriye dönük futbolcuyu eğer ki bir yere satamıyorsanız, kulübün getirisi yoksa o zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Tekirdağ'ın da bunu ben yaşatmak için ilk önce arkadaşlarımıza da bu konuyla ilgili böyle bir kulüp oluşturdukları için de Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz. Onun için de bir rakip çıkacak ki Tekirdağ Spor'da kendini düzeltsek. Tekirdağ Spor Kulübü şu anda hepimizin kulübü. Ben çalıştığım için ekmeğini yedim. Ama şunu gördüm ki Tekirdağ'da tesis anlamında ben yaşadığım için futbolcularla aynı şeyleri. Tesis anlamında bir şey yapılmazsa, altyapı eğer tesisi yapılmazsa Tekirdağ Spor'da herhangi bir gelişim olmaz. İnşallah kısmet olur da büyükler de, tabii de ileri gelenler, devlet büyükleri de veya Tekirdağ'ın belediye başkanları da bu konuyla ilgili yardımcı oldular. İnşallah Tekirdağ Spor daha üst yerlerde görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Evet hocam, yeni bir kulüp. Evet, bildiğiniz gibi 100. sporu çalıştırıyorum. Başkanımız Tuncay ve başkanımız Alparslan Bey geldiler, teklifte bulundular. Dediler hocam böyle bizim hedeflerimiz var. İyi bir yönetim oluşturduk. İnşallah üst liglere çıkmayı hedefliyoruz diye.
Ben de onların şartlarını inceledikten sonra tekliflerini kabul ettim. İnşallah hayırlı olur. Aynı zamanda futbol okulumuz var. Onu çalıştırıyorum. Tabii ki bunlar için önce tesis gerektiğini Hasan Hocam'ın dediği gibi söyledim. Daha üstlüklerde başarılı olmak için altyapıdan oyuncu yetiştirmeden hiçbir yere gelemeyiz. Onlar da tesis yapımı hazır olduğunu, bunun için başvuruda bulunduklarını. Güzel bir yerimiz var Üniversitesi'nde. Oraya inşallah futbol tesisi kuracağız. Bir futbolcu yetişmesi için Tekirdağ'dan öncelikle bu çocuk 5 gün kampta kalıp antrenman yapması gerekiyor. Kahvaltısını kampta yiyecek, öğle yemeğini, aralarda antrenmanlarını yaptıracağız. Nasıl bir asker askere gider, gidince komando olur, eğitimle, antrenmanla. Futbol da aynı şey. Bir çocuk çalışmadan bir yere gelmez. Burada yıldızdır çocuk 15 yaşında genç takımda. Götürüyoruz büyük takımlara, orada fiziksel olarak yetersiz kalıyor. Yeteneği olabilir fakat çalışmadan iyi bir şey olmaz. O yüzden Tekirdağ'da futbolcu yetişmesi için öncelikle altyapı tesis. Şu an bir tane sahamız var. Amatör takımların hepsi orada antrenman yapıyor birer saat arayla. Bu şekilde Tekirdağ'dan hiçbir zaman futbolcu yetişmez. Bunu nokta ve virgül olarak yazabilirsiniz. Sağ olun hocam. Tesis olmadan hiçbir şey olmaz.